Herkese merhaba sevgili izleyiciler, mutlu haftalar olsun. Evet, haftaya yine başladık. Bu haftaya neyle başladık? Aslında geçen haftadan kalan tartışma bu haftanın da ilk günün yine konusu. En fazla konuşulan konu maalesef asgari ücret. Geçtiğimiz hafta Bloomberg'e Fatih Karahan bir açıklama yapmıştı. Yani %25 civarı bir asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını söylemişti. Peki gerçekten böyle mi? 118 ekonomist de ortak asgari ücret bildirisi yayınladılar. Diyorlar ki enflasyon oranının dikkate alınması gerekiyor. Gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması gerekiyor. Gelir dağılımını da gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi gerektiği çağrısında da bulundular. Diğer taraftan baktığımızda tüketici kredileri yeniden hızlanmış. Ona da bir bakacağız. Bir de bu 7.000 liranın üzerindeki bir ödeme ile ilgili bir açıklama vardı. O da yürürlüğe girdi. Bu sadece taksitli işlemlerde zorunlu. Ama kartım, benim kartım yok, benim kredi kartım yok demek artık işe yaramıyor. Kredi kartı olmayanları da ilgilendiriyor. Ve tabii bir de altına bakacağız. Altın gününü yine yukarıya doğru devam ettirirken Türkiye'de maalesef altın atölyeleri tatile giriyor. Bunun da sebeplerini konuşacağız. Bayram Bey de karşımıza başlayalım o zaman. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Öncelikle Cumhuriyetimizin 101. yılı. Kutlu olsun yarın, kutlu için evet. Gece bayram. Ülkemizin büyük bir bayramı, hatta en önemli iki bayramdan bir tanesi, birisi 23 Nisan'dır. Devletimizin kuruluşunun kurulduğu gündür, temelin atıldığı gündür. Bu da halkın kendi kendini yönetebileceği cumhuriyet sistemine geçişimizin dönümüdür. Çünkü ondan önce devletimiz bir aile tarafından yönetiliyordu. Şimdi artık bütün halkın yönetebileceği bir devlet sistemimiz var. Umarım bunun kıymetini biliriz. Umarım daha yüzyıllarca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlarız diye başlayayım söze. Şimdi burada şimdi 101 ekonomistin ya da 100 ekonomistin görüşüne ihtiyaç yok. Akıl ve mantık var. Tamam. Şimdi Ankara şuna dayanıyor. Aman diyor, tüketimi kısalım. Bu iktisatın çok sığlığı, birinci sınıfında bile yapılmayan bir hikayedir. Ne yapacağız? Önce harcamaları kısalım, enflasyon düşsün. İyi de enflasyonun ana kaynağının ne olduğuna bakman lazım. Evet, 100 ekonomist çağrı yapmış. Üniversitelik hocalar tamam çağrı yapmış. Ama Merkez Bankası'nın ekonomistleriyle bizler ve üniversitedeki ekonomistler farklı düşünüyoruz. Örtüşmüyoruz. Onlar diyor ki efendim, gelecekteki enflasyona göre faiz belirlenir, gelecekteki enflasyona göre ücret belirlenir. Yok öyle bir hikaye. Sen geçmişten benim kaybımı telafi et, cebimden aldıklarını bir geri koy. Ondan sonra gelecek senin enflasyonu beraber planlayalım. Ki gelecek senin enflasyonu tutmayacağını bir önceki programda zaten anlattık. Tutması mümkün değil. Çok açık. Bu sene 50 civarında bir enflasyon gerçekleşecek TÜİ'ye göre. Gerçekten daha yüksek. Sen 50 civarındaki enflasyon diyorsun ki onu vermem. O aradaki telafi etmem. Çünkü öyle enflasyon demek. Vatandaşın yılbaşından bu yana asgari ücretteki kaybı, emeklilerin maaşı kaybı demek. Doğru mu? Sen önce bir kenarı kapat. O zaman gelecek yılın enflasyonuna göre konuşalım. Senin bugüne kadar hiçbir enflasyon rakamını tutmamış bir hükümet yönetimi. Sen diyorsun ki benim bu sene tutturacağım, sen buna göre zam yapacağım. Yok öyle bir hikaye. Öyleysen güven oluşacaksın. Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan'ın yurt dışında yaptığı konuşmada %25 civarında enflasyon hakikaten halka ihanet demek. Çok açık söylüyorum. Tamam mı? Halka ihanet demek. Eğer işçinin, memurun maaşından kesilerek enflasyon düşecek olsaydı Arjantin'de, diğer ülkelerde hepsinde yarı demokratik ya da baskıcı rejimler var. Oralarda şimdiye kadar zaten bunlar yapıldı. Düştü mü? Düşmedi. Peki denenmiş şeyi bir daha deneyip farklı bir sonuç nasıl bekliyorsunuz? Deniyorsun hep aynı çıkıyor. Deniyorsun hep aynı çıkıyor. Sonuç? Enflasyon yine yüksek çıkıyor. O zaman başka bir yerde hata yer. Ona yanaşmıyor kimse. Nerede hata yapacaksın? Hadi bakalım. Dün açıklanan bütçe rakamları var. Gelin ona bakalım. 9 aylık bütçe rakamları. 1 trilyon üzerinde açık var. 1 trilyon 65 milyar TL açık var.
Niye verdiniz abi bu açığı? Niye verdiniz ya? 1 trilyon 65 milyar TL açığı niye verdiniz? Kime harcadınız? Ve bunlar hepsi harcama. Yatırıma çok az pay var buradan. Yok denecek kadar az. Ve bu 1 trilyon 65 milyar açığı 161 milyar TL'si normal açık. Hı hı. Geri kalan ne? 950 milyar yaklaşık. Faiz. Kime verdiniz abi faizi? Biz yıllardan beri yırtılmıyoruz mu? Yanlış uyguluyorsunuz politikaları diye. Evet. Kime verdiniz? Bir açıklayın faizin dağılımı. Hakikaten çok merak ediyorum. Bu faizin dağılımı nedir diye çok merak ediyorum. Yanlış çünkü. Şimdi carry trade'den dünya kadar ekonomiye yüklenecek. Kim ödeyecek bedeli? Nasıl ödeyeceğiz abi? Yazık günah değil mi ya? 6 ayda 18 faiz ya. Dolara 118 faiz verir mi ya 6 ayda? Ya insan utanır ya. Ve başarılı ekonomide başarı. Ne başarısı kardeşim? %19'dan aldılar. 36'ya çıkardılar. 36'dan aldılar. 75'e çıkardılar. Ekonomi yönetim başarılı. Kimse aman ha dokunmayın ekonomi mahvolur. Ya zaten daha mahvolacak ekonomide ne kaldı? Ben merak ediyorum. Hakikaten ekonomide mahvolacak daha ne kaldı? Ne kaldı? 2021'in 23 Eylül günü o karar alındığı zaman enflasyon 19.2'ydi. Faiz de %19'du. Evet. Bir karar aldınız. Nas deniz bilmem ne deniz. Faiz oynadınız. Darmadağın ettiniz. Faiz 39'lara çıktı. Vay deniz bu ekonomi yönetimi kötü bilmem ne. Yenisini getiriyordunuz deniz. Getirdiniz. Enflasyon 75.3'e çıktı. Ya hiç bakmış. Şöyle bir trende baksanız bile göreceksiniz ya. Kim başarılı? Ne başarılı? Başaracak bir şey yok. Bir tek Merkez Bankası bir şey fark etti. Bilerek bilmeyerek ya da biliyordu da söylemiyordu da ilk defa ağzından mı kaçırdı? Halk size güvenmiyor abi. Ne dedi? Merkez Bankası. Halkın güvenecek kurumlara ihtiyacımız var. Evet halk size güvenmiyor. Doğru. Çünkü halka doğruyu söylemiyorsunuz ki. Halkın cebindeki parayı almıyorsunuz. Ya yıllardan beri alıyorsunuz zaten. Halkın cebindeki parayı. Enflasyonu düşürebiliriz mi? Yok. Halkı yoksulluğa şey yapıyorsunuz. Gönderiyorsunuz, itiyorsunuz. Doğru mu? İyice cendereye sokuyorsunuz, iyice sıkıştırıyorsunuz. Halkı borca itiyorsunuz halkı. Halk bize gel, bu halk size nasıl güvensin ya? Evet. Ben merak ediyorum. Bu soruyu sorana ben desem ki ya Sayın Karahan, aynı şeyi ben sana yapsam sen bana güvenir misin? Sen güvenir mi? Güvenmez. Nasıl güveneceksin? Halk da sana güvenmez abi, kusura bakma. O zaman siz ekonomi yönetimini hem Merkez Bankası hem ekonomi tekrar reorganize etmeniz lazım. Yeniden organize etmeniz lazım. Düzenlemeniz lazım. Yeniden düzenlemek gerekiyor. Bir kere TÜİK yönetimi baştan sonra değiştirmek gerekiyor. Bu TÜİK yönetimiyle ekonominin bir yere gitmesi mümkün değil. Çünkü ekonomiyle karar alıcılara doğru bilgiler gitmiyor. Yalan gidiyor. Evet. Açık yalan. Yalan söyleniyor. Sen bunu söylersen vatandaş sana niye güvensin? Güvenme sen. Kusura bakma. Evet. Dolayısıyla asgari ücretin %50'nin gerçekleşecek olan 2024 enflasyonu, gerçekleşecek enflasyonu alt ayak olması bu halka ihanettir. Mahmut Hoca çok güzel yazmış. Mahmut Hoca'nın devlet tecrübesi çok yüksek. En üst makamda, devletteki en üst makamda görev yaptı. Hazine müsteşarına, başbakan bu sadece benim umurumda değil. Hazine müsteşarı benim için devletin en üst makamıdır. Devletin en üst makamında yer aldı. Ve devleti de biliyor. Halkı da biliyor, alınması gereken tedbirleri de biliyor. Bari adamı dinleyin ya. Ha, tamam biz de devlette bankacılık yaptık bilmem ne ama Mahmut Hoca bizden çok daha tecrübeli. Bari dinleyin. Adam çok güzel anlatmış. Neden olmaması gerektiğini. Neden gerçekleşmiş enflasyona göre ücret artsın gerektiğini. Yazmış. Her ücretlerle oynansaydı, dövizi düşük tutulmayla marketlere baskınlar yapılarak tepelerine binilse, fiyatları dondurmayla enflasyon düşecek olsa bütün ülkeler de düşerdi. Düşüyor mu? Düşmüyor. Akıllı hareket ettiğin zaman, bilimle hareket ettiği zaman düşüyor. Ama bizim yapısal reformları acilen yapmamız lazım. Başka yolu yok. Özgür. Mahfucu'ya gittiği zaman da bunu söyleyecek. Onun için Mahfucu'ya kimse danışmıyor zaten. Adam doğru söylüyor çünkü Mahfucu. Hepimiz aynı fikriz. Hepimiz aynı şeyleri yazıp çiziyoruz. Aklı yolu bir çünkü. Evet.
Evet, o zaman gelelim yine vatandaşı çok ilgilendiren başka bir konuya. 7 bin lira üzeri ödemede yeni dönem. Taksitli işlemlerde de artık zorunlu. Taksitli işlemlerde de toplam 7 bin liranın üzerinde ise taksitlerin banka üzerinden yapılması gerekecek. Buna eğer uyulmazsa uymayanlara 5 bin liralık bir para cezası var. Zorunluluk kredi kartı ya da banka hesabı olmayanları da ilgilendiriyor. Yani benim banka hesabım yok ya da kredi kartım yok, o yüzden bu yola başvurdum demek olmuyor. Şimdi Ebru Hanım, bu olması gereken bir konu mu? Evet, ama iltimassız olması gereken bir konu. Ekonomik kayıt altına almak istiyorlar. Tamam, doğru mantık. Ekonomik kayıt altına alırken insanların üzerine düşecek vergiyi makul ve mantıklı hale getirmeniz lazım. Tamam, mantıklı ve makul hale getirmeniz lazım. Şimdi insanlar ne teklif ediyor esnaf? Diyor ki abi sen bana nakit ver. Evet, vergiyi yarısı sana, yarısı ben alayım diyor. Şimdi bunu yaptırmayacaksın. Ödenebilir hale getireceksin sen vergiyi. Ödenebilir hale getirmezsen insanlar ödeyemez. Sen şimdi deterjanla insanlar yıkamayacak mı ya? %20 KDV çıkarmayı tutamadınız mı diye sormak lazım. Evet. Yıkamayacak mı insanlar? %8'e %10'e nasıl çıkardınız? Yazık günah değil mi? İşte bu neden kaynaklanıyor? İnsanları bir hayat pahalılığı, iki yüklediğin vergi, ikisini beraber yüklediğin zaman insanlar altına kalkamıyor. İstediğin kadar sen bu kararla cezayı da kimse ödemez. Tamam mı? Bak kesiyorsun vergi toplamalarına, cezalara bak. Toplayabilmiş misin? Trafik cezalara bak en azından. Onu bile toplayamıyorsun. Toplayamazsın çünkü o cezalar ödenebilir olmaktan çıkmış. Vergiden ödenebilir olmaktan çıkmış. Bunu yapamazsın. Bak şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hadi bunu konuşalım o zaman. Şimdi gizli bir zam yöntemi buldular. Tamam mı İbrahim? Hadi onu konuşalım. Sizin şimdi yeni önüme düştü. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki bilmem ne piyasada düzenleme yapıyoruz. Tamam mı? Yapmışlar gibi düzenleme. Elektrikle ilgili. Şimdi elektrik. Gizli bir zam geldi. Gizli bir zam geldi şimdi elektriğe. Ya bu olacak iş mi? Akıl var, mantık var. Vay düzenleme yapıyoruz. Niye elektrik işte senede işte ayda 1000 TL üzerinde elektrik parası ödüyorsan onu %150 artırdım. Bu zam değil mi? TÜİK bunu görecek. Ya o bizi ilgilendirmeyecek. TÜİK'e yansıtmayacaklar bunu. Anlatabiliyor muyum? Ya böyle cinliklerle ekonomi yönetilmez ya. Yapmayın. Bak bunu yaptığınız sürece ben buradan çağrı yapıyorum. Ey Mehmet Şimşek. Bir daha söylüyorum. Eğer bu cinlikleri yaparsan vatandaş sana güvenmez. Çok açık söyleyeyim. Güvenmez. Sayın Karahan'a da söylemiş olalım. Bunlara müsaade edildiği sürece vatandaş size güvenmez. Kusura bakmayın. Ya bu cinlikler, bunlar cinlik ya, başka bir şey değil. Bu zam olarak ekonomi enflasyonak yansımayacak mı? Yansıyacak. Vatandaşı ilgilenmiyor, ilgileniyor. Peki siz niye bunu yapıyorsunuz? 5 kişi bir evde oturuyor. 5 kişi ortalama 1000 lira elektrik parası gelir mi? Gelir. 200'a gelir kişi başı. Sen diyor ki yok diyorsun artık 1500 ödeyeceksiniz. Niye? 5 kişi bir evde oturuyor adam, ne yapsınlar? Ya olacak şey değil ya. Onlar cinlik yaparken bizi cinnet noktasına getirdiler neredeyse. Aynen öyle ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi Ebru Hanım? Böyle gizli zamlar olabilir mi? Gizli zam yapıyorlar. Bu neredeyse gizli yapıyor. TÜİK de bunu görmedim ha diyor ya. Ben bunu görmedim. Enflasyona yansıtmaz. Sonra gizli zam diyor. Yani 100 liranın adam 800 ödüyor. Sonra yapmayın. Onu dikkate alayım diyor. Onu zam olarak görmüyor. O sabit kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Ne? Düzenleme yaparız. Ne düzenlemesi ya? Peki. Yani olacak şey değil. Buyurun. Gerçekten artık güleriz ağlanacak halimize. Güleriz ya. Maalesef. Ve maalesef bizi sürekli savunmada bırakıyorlar. Vatandaş sürekli savunmada bırakıyorlar. Anlatabiliyor muyum? O kadar kötü ki. Evet. Peki o zaman biraz da altını konuşalım. Altın yükselmeye devam ediyor. Yönü hep yukarıda ama altında makas yeniden açıldı. Atölyeler tatildeler. Yani yıllar sonra ilk kez sektördeki imalathaneler 10-15 gün kapanma kararı almışlar. Evet. Üreticiler ve üretim tesisleri de artık Türkiye'den çıkıp yine tekstilde olduğu gibi işte Mısır'a falan gitmeye başlamışlar. Yani Mısır, Dubai'ye, Irak'a gidiyorlarmış. İşte bu gidişin, bunun sebebi oradaki çalışanların ücretleri değil. Devletin yanlış politikası ve ikili pazar oluşturmaları. Biz dedik ki yapmayın. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu kararı aldıkları zaman 3 veya 4 firmaya, bilemedin 5 firmaya bir izin versin. Gelip kimse altın getiremeyecek. Niye ben 5 firmaya mahkum olayım ya? Serbest piyasa ekonomi değil mi burası? Niye ben ithalatı yapamıyorum, öbür firmalar yapıyorlar? Neden? Akıl da mantığı ne? Yok. Anlatabiliyor muyum? Yok öyle bir mantık. Evet. Neden 5 firmayı neye göre belirlediniz?
Ben izah etsin. Neye göre 6 yıl ithal edecek 5 firma belirlediniz? Mantığını merak ediyorum. Hakikaten merak ediyorum. Aklı uygun, iktisada uygun bir mantık söylemeden. Yok. Olmayınca bu oluyor. Onun için 6'da 2 fiyat, ikili fiyatlar oluştu. 6'ncının artık sermayesi yetmez hale geldi. Çünkü ikinci piyasadaki fiyat da bankarası piyasadan çok yüksek. Ne oldu? Sermayesi yetmez. Çünkü 6'ncı altına alıp üstüne oturup para kazanmıyor. Yastık altına atmıyor. Onu işleyerek onun işçiliğinden para kazanıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? İşçiliğinden para kazanıyor. Bütün bilezikler falan nasıl? Onun işten altından para kazanmıyor insanlar. İşçiliğinden para kazanıyor. Altına yatırım yapmıyorlar. Onun işten para kazanıyor. Fabrika gibi düşünün. Bunu insanlara mantığa almıyor. Şimdi ne oldu? İnsanlar alım gücünü, bu ikinci piyasadaki rakamlar, alım gücünü aşınca bilezik vesaire fiyatları, insanlar düğüne bayramı götürmüyor şimdi. Götüremiyorlar ya. Yani. Götürem bir de yatırım alıcı olarak genellikle şey gram altın ya da çeyrek altın yani. O çeyrek altın 5000 lirayı geçti şimdi. Bilezikleri düşün bir de. İşçilik de var üzerinde. Evet. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar alamıyor. Eskiden işte yeni doğmuş çocuğa mesela bir çeyrek altın giderdi düğünden. Kaç kişi götürüyor çeyrek altını? İnsanlar götüremiyor. Onun için bir sürü firma reklam yapıyor. Olmuyor. Altının reklamı görmüş mü geçmişte hiç? İşte ne yapayım? İşleyen, işte bilezikçiler falan 2-3 tanesi ilan verildi. Şimdi artık gram altın üretenler de ilan vermeye başladılar. Niye? Çünkü satamıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu bir yanlış. Çok ciddi anlamda yanlış. Ve ne olacak? Atölyeler şimdi dışarı gidecek. Çünkü orada ikinci fiyatlar yok. Orada gerçek dünya fiyatlar var. Mısır'da, şurada, burada. Oraya gidecekler. Evet. Yine söylüyorum. Bunun sebebi altıncıların, sarrafların yurt dışına gitme istemelerinin sebebi buradaki çalışanların ücretleri değil. Evet. Tamam. Ama onlar yine buradaki çalışan ücretli oluyor. Yani sonuçta tamamen kapanma ya da işten çıkarmalar da başlayacak tabii bununla oraya birlikte. Oraya doğru gideriz. Gidemeyen, yurt dışına gidemeyenler oraya doğru gidecek bir durum. Başka şansı yok. Yok yani başka türlü. İnsanları zorlamayın. Zorladığınız zaman başka bir yere geçiyor. Başka bir yerden patlak veriyor. Bu sefer daha büyük kayıplar yapıyorsunuz. Biz ne dedik? Dedik ki piyasayı bu kadar kısarsanız, İnsanların alım gücünü bu kadar düşürürseniz alışveriş azdır, KDV ödeyip toplayamazsınız. Ne oldu bütçe açığı? 1 trilyon liraya geçti. E demedik mi? Dedik. Aklın yolu mu? Benim demem gerekmiyor ya. 4 tane işlemi bilen herkes bunu görüyor. Git bakkal Ali amca da bu hesabı yapıyor. Başka bir şey değil ki. Hani anlaşılır değil. Mantığı yok yani. Evet. Gerçekten öyle. Peki haftaya yine hareketli başladık. Bakalım bu hafta nasıl olacak. Hepsini konuşmak için burada olacağız. Yarın 29 Ekim size söylediğiniz şimdiden hepimizin bayramı kutlu olsun diyelim. Görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.